Herkese merhaba, herkese selam tekrardan. Kanıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan yepyeni bir ders çalışma günlüğü çekiyorum. Bayağıdır, hatta çok uzun zamandır yani ders çalışma günlüğü çekmedim gibi hissediyorum. Ve sizinle beraber ders çalışmadık. Bugün de tam şimdi ders çalışacaktım. Ve bugün asla hani video çekme şeklinde bir planlanmış bir içeriğim yoktu. Yani çekmeyi düşünmemiştim aslında. Ama şimdi tam derse oturuyordum ve dedim ki hani üzerimi değiştirdim. Yani tam derse bu şekilde oturmuyordum. Bu şekilde ders çalışmayacaktım. Sizin için bu üstümü giydim. Ve dedim ki video çeksem şu anda bana çok iyi gelecek ve siz bu videoyu izlediğinizde size de çok iyi gelecek. Çünkü şu anda enerjim çok yüksek. Çok mutluyum şu anda. Yani neden mutlu olduğumu bilmiyorum ama gayet hani böyle iyi hissediyorum. Dedim ki bu güzel enerjiyi buradaki sevdiğim insanlara da aktarayım ve onlar da böyle enerji dolsun ve onlara da motive olsun diye çekmek istedim bu videoyu da. Uzun zamanda çekmediğim için böyle bir garip hissettim. Böyle bir kendime özenmek istedim. Hatta bir dakika nemlendiricimi sürüp geleceğim. Artık her videoda bu o kadar klasik oldu ki. Ve dediğim gibi video çekeyim dedim. Ayrıyeten de bu videonun içinde az önce sizden Instagram'dan soru cevap kutucuğu bıraktım. Genel olarak dersle alakalı aklınıza hangi soru geliyorsa onların hepsini bu videoda beraber cevaplayalım dedim. Yani videonun belli bir kısmında da beraber soru cevap yapacağız. Şimdi size neler yapacağımı anlatayım. Bilmiyorum, şu an bayağı enerji doldum. Umarım ki sizin de böyle haftanız güzel geçiyordur. Umarım ki siz de keyiflisinizdir. Eğer ki herhangi bir merak ettiğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz, YouTube'dan yorumlara yazabilirsiniz. Ama YouTube'dan yorumlara yazarsanız yorumlardan daha kolay görebilirim. Daha az yorum geldiği için. Instagram'dan çok fazla DM geliyor. Yani hani yorumlara kıyasla çok daha fazla DM var. O yüzden de eğer ki yorumlara yazarsanız çok daha rahat bir şekilde görebilirim. Videoya geçmeden önce de size bir tane kaynağı göstermek istiyorum. Bunu çok sevdiğim bir yayın evi yolladı ve özellikle de eğer ki benim 12. sınıf ya da mezun takipçilerim varsa, eğer ki onlar takip ediyorsa tam onların almasını önerebileceğim bir kitap. Çünkü inceledim ve yani 11. sınıf kısımları için soru tarzı olarak baktığımda gayet kaliteli soruları vardı. Ve o yüzden de size bu kitabı göstermek istedim. Özellikle 12. sınıf ve mezun takipçilerim için. Şöhretler Karması bu KR Akademi yayınlarını, zaten ben KR Akademi yayınlarının LGS zamanında poster notlarını da öneriyordum. YKS dönemindeki poster notlarını da öneriyorum. Bu AYT'de 5 tane deneme var içinde ve hepsi müfredata uygun. Biliyorsunuz ki biz ülkece bir deprem atlattık ve bu depremden dolayı da hem 8. sınıfta hem de YKS'de, yani LGS ve YKS'de ikisinde de ikinci dönem konuları kaldırıldı. O yüzden bu deneme de şu anda maalesef ki ikinci dönem konuları kaldırılmış hali depremden dolayı ve ona tamamıyla uygun. Yani bu aslında daha iyi, yani bu tarz kaynaklara bakmanız gerekiyor ve KR Akademi de bunu bence başarıyla yaptı. Hani ikinci dönem konularını çıkartıp başarıyla birinci dönem konularına özel olarak gayet başarılı bir şekilde bir deneme hazırladı. O yüzden içini inceledim ve çok beğendim. İçinde Şöhretler Karması demesi, bu kadar önemli öğretmenlerin olması, bunların hepsini tanıdığınızı o kadar eminim ki. Mert Hoca, Gri Koç, zaten hani Gri Koç kesin. Kenan Kara, geometri alanında. Coğrafyanın kodları. Coğrafyanın kodlarını gördüğüm an dedim ki harika, tamam. O coğrafya soruları 10-10'dur. Rüştü Hoca, Doktor Biyoloji, Bıyıklı Matematik, Erten Sinan Şahin, Mehmet Eğit, VIP Fizik, SML Hoca, Önder Hoca, Ethem Hoca gibi hocaların hepsini bulunduruyor içinde. Size de şu şekilde göstereyim. Şöyle, hatta içini göstereyim hemen size. Şimdi almak isteyen arkadaşlarım için de kaynağı şu şekilde göstermek istiyorum. İlk başta şunları göstereyim tekrardan. Zaten burada poster notlar var. Bunları LGS zamanında çokça görmüş olabilirsiniz ama bunların TYT ve AYT'si de var ve özellikle TYT biyoloji için hani o kadar bence yararlı ki. Bunlar şu şekilde denemeler. Mesela şurada coğrafya kısımları var. Bunlar mesela bu sene işlediğimiz sorulardan. Şu şekilde matematik kısmını göstereyim. Bu deneme 1 mesela. Deneme 2'nin edebiyat kısmı bu da. Şöyle göstereyim. Sayısal kısımların çözmesi gereken, hani bunlar şeymiş. Tamam, bunlar da varmış. Bunları bir an matematik zannettim de. Bunlar fizik, kimya, biyoloji, evet. Bakın. Dediğim gibi sorularını da çok beğendiğim için sizlerle de bu kaynağı paylaşmak istedim. Umarım ki sizler de beğenirsiniz ve alırsınız. Bence deneme çözmek zaten çok önemli. LGS döneminde de çok önemli. AYT döneminde de çok önemli. Ve çok önemli olduğu için de sizin de kaliteli bulduğum ve kaliteli hocalar tarafından hazırlanmış bu denemeyi paylaşmak istedim. Eğer ki denemeyi alıp çözerseniz de bana dağıtmayı unutmayın. Benim önerilerimle bir şeyler aldığınız zaman çok seviniyorum çünkü. Şimdi benim bugünkü planlarımda TYT acil yayınlarının matematiğin ilacını çözmek var. Çünkü benim bu kaynağı bitirmem lazım ama bu kaynak bitmiyor arkadaşlar. Hani bitmiyor ya. Hani bitmiyor ve benim bu kaynağı gerçekten bitirmem gerekiyor. Ben burada çarpanlara ayırma kısmındayım ve çarpanlara ayırma benim biraz sıkıntılı olduğum bir konu aslında. Ama hızlı hızlı çözmem gerekiyor. Daha sonrasında oran orantıya geçiyor. Oran orantıyı daha önceden çözmüştüm. Sayı problemlerine geçiyor. Sayı problemlerini daha önceden çözmüştüm. Kesir problemlerine geçiyor. Kesir problemlerini de çözmüştüm. Yani problemlerde yaş, işçi, hız,
o problemler kalıyor büyük ihtimalle. Bugün çarpanları ayırma kısmını kesin olarak bitirmem gerekiyor. Bunu hemfikiriz yani. Bunu bitirmem gerekiyor. Bu kitabı bitirmem gerekiyor aslında ama yavaş yavaş. Her şey damlaya damlaya göl olur yani. Her şeyi yavaş yavaş yapacağız. Matematik çözmek beni gerçekten çok yoruyor. Nasıl enerjiktim az önce? Nasıl yoruyor? Of ya. Yani gerçekten sevmiyorum diyeceğim şimdi. Sevmiyorum. Bu da benim ödevim. O yüzden bunu da bitirmem gerekiyor. Ve bunu da çözmem gerekiyor. Roman kısmını da çözmüşüm biraz. Biraz değil, hepsini çözmüşüm. O yüzden geri gidip önceki olanları çözerim. Büyük ihtimalle hikaye çözebilirim. Edebiyat çözeceğim. Bu da BES yayınlarının yapmak testleri. Ama hani biz BES yayınlarını kursta kullanıyoruz. O yüzden de hocamız kursta vermişti bunu çözmemiz için. O yüzden de bunu çözeceğim. Herkese selam tekrardan. Ben şimdi geldim. Edebiyat testlerimi de bitirdim. Bugün TYT Matematik ve Edebiyat çalışmış oldum. Uzun zamandır ders çalışmıyordum adam akıllı ve bu yüzden de ders çalışmam iyi oldu aslında. Ve işte akımları tekrar ettim. İlk baştaki testleri çözdüm. Ve şimdi de sizden sorularınızı istedim ve sizin sorularınızı cevaplayacağım. Dersle alakalı olan sorularını. Şimdi ilk olarak cevaplamak istediğim soru, nitelikli okulda mısın? Evet, nitelikli bir okuldayım. İlk başta bunu cevaplamak istedim. Ve daha sonrasında cevaplamak istediğim şey, disiplinini nasıl oluşturdun? Yorgun olduğunda ve asla çalışmak istemediğinde nasıl çalışıyorsun? Seni en çok motive eden şey ne? Bu tarz sorular. Bana göre her zaman disiplin motivasyondan daha büyük bir şeydir. Bir disiplininizi kurduğunuz zaman, yani o soruyu o yüzden çok beğendim aslında. Disiplininizi kurduğunuz zaman her şeyi oluşturabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü motivasyon hani belli bir noktaya kadar bence sizi yardım eder. Oradan sonrası, yani devam edemediğinizden sonrası, işte ders çalışmak istemediğinizde, sıkıldığınızdan sonraki nokta sizi artık orada disiplininiz kontrol eder. Şimdi ders çalışmak istemediğim zamanlarda, yani motivasyonum olmadığında ve eğer ki disiplinim de yoksa o konuyla alakalı, birkaç gün kendime izin veriyorum ve gerçekten o kadar hiç vicdan azabı çekmeden bir şeyler izliyorum, bir şeyler deniyorum, yeni şeylere başlıyorum, ondan sonra spor yapıyorum, pilates yapıyorum, meditasyon yapıyorum, kendimi dinliyorum ve bol bol yazı yazıyorum. Yani benim yaptığım şeyler bunlar. Ve gerçekten bunları yapıyorsunuz. Birkaç gün boyunca gerçekten bunları yapın ve hani hiçbir şekilde dersi düşünmeyin. Ve daha sonrasında derse yavaş yavaş tekrardan başlayayım. Ben bunu her zaman söylüyorum. Her şey ders değil. İlk önce sizin kendi akıl sağlığınızı, ilk önce sizin kendi motivasyonunuzu ve kendi bedeninizi korumanız gerekiyor. Bunları yapmazsanız eğer ki zaten daha sonrasında derste çalışamazsınız. O yüzden de kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizi sevmeniz ve kendiniz olmanız gerekiyor. Bazen hani atıyorum birkaç gün bıraktınız. Hadi bir hafta, hadi bir buçuk, iki hafta bıraktınız. Ama sonrasında yine mi çalışasınız yok?
belli bir noktada arkadaşlar kendinizi arkada ittirmeniz gerekiyor. Disiplininiz ve motivasyonunuz yoksa, özellikle disiplininiz yoksa, belli bir noktada sizin kendinizi arkanıza ittirmeniz gerekiyor. Herkes diyor ki sen nasıl bu kadar çok ders çalışabiliyorsun? Ve burada parantez açmak istiyorum. Ben o kadar fazla ders çalışan bir öğrenci değilim. Siz sadece böyle ders çalışma günlükleri atan her YouTuber'a yazılan yorumlar gibi çok fazla ders çalıştım zannediyorsunuz. Ama asla hani öyle bir şey yok. Çünkü biz sadece o ders çalışma günlüğünü gösteriyorum mesela. Hani diyorum ki şey bunları yaptım diyorsunuz ki ne kadar çok çalıştın. Aslında hani o kadar da fazla çalışmadım ve çok fazla saat çalışmak da önemli bir şey değil burada. Verimli çalışmak önemli. Bunu da dipnot olarak düşmek istedim. Ama atıyorum size göre nasıl daha fazla çalışıyorum sorusu. Yani eğer ki sizden daha fazla çalıştığımı düşünüyorsanız da bazı noktalarda yani hiçbirimiz ders çalışmayı sevmiyoruz ama amaçlarımız için kendimiz bazenleri ittirmemiz gerekiyor. Yani bunu sevdiğimiz için değil, ileride sevdiğimiz şeyleri yapabilmek için yapmamız gerekiyor aslında bunu. Arkadan ittirmemiz gerekiyor bazenleri. Her gün düzenli olarak 10 paragraf, 10 problem, 10 geometri sorusunu eğer ki yazarsanız yapmak istemediğiniz bir gün bile en azından o 30 soruyu çözeceksiniz. Çünkü diğer günler yaptınız, diğer günler o disiplini ve motivasyonu korudunuz. Disiplin ve motivasyonu koruduğunuz için o haftanın bir gününde, iki gününde yine onu bozmadan devam ettiniz. Kameramın şarjı bitti, o yüzden de telefonla devam etmek zorundayım. En son şeyden bahsediyordum. Atıyorum bir program yaptınız, pazartesi, salı günleri onu uyguladınız. Ve hani çarşamba günü bir şey yapasınız yok. Ama mesela o hafta hazırlamanız gereken bir projeniz var. Hazırlamanız gereken bir, atıyorum bir özet çıkarma işlemi var. Hocanız ya da kitaptaki bir şeyi yazıya geçirin dedi ya da bir slide hazırlama ödeviniz var. Bu tarz basit işlemleri o gün yapabilirsiniz. Yani ders çalışmak yerine bildiğiniz şeyleri tekrar edebilirsiniz. O hafta herhangi bir tekrarınız varsa onu yapabilirsiniz. Yani programınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Her şey disiplin değil, her şey motivasyon değil, her şey plan değil, her şey program değil. Bunların hepsinin birleşimi. Ders çalışmayı hiçbirimiz dediğim gibi sevmiyoruz. Yani seven de olabilir ama hani çoğunluk olarak konuşuyorum. Çoğumuz sevmiyoruz ve biraz kendimizi zorlamamız gerekiyor maalesef. Bir kişi de şey sormuş. Şimdi derslerle alakasız bir soru ama sence sevgililik dersleri etkiler mi diye sormuş. Bence bu derslerle alakasız bir soru bence değil. Bana göre, benim kanaatimce, benim fikrimce bence etkiler. Ya etkilemeyen insanlar gördüm mü? Gördüm. Etkileyen insanlar gördüm mü? Onu da gördüm. Çünkü işte aşık olmaktır, platonik olaylar, çevremizde olan olaylar ve bence bu insanı etkileyen bir şey. Sınav senesinde özellikle beraber sınavı kazanan sevgililer de gördüm ama ayrıldığı zaman çok büyük bir çöküş yaşayıp hani ondan kurtulamayan insanlar da gördüm. Benim düşüncem olarak bence acayip çok etkiler. Yani ben öyle bir şey istemezdim ya. İki işi aynı anda yürütüp iki işi aynı anda aynı ilgiyi veremeyebilirsiniz diye düşünüyorum bence. Bir kişi de alan seçerken çok zorlanıyorum. Bu konuda senin de fikrini alabilir miyim Begüm diye sormuş. Bu konuyla alakalı hem benim fikrimin olduğu hem de diğer 4 arkadaşımın daha yok. 3 arkadaşımın daha fikrinin olduğu bir video var. Sayısal, sözel, eşit ağırlık olarak. Dördümüzün de fikrinin olduğu bir video var. Onu da şuraya bırakacağım ya da şuraya, hangisiyse artık oraya bırakacağım. Oradan izleyebilirsin. Bayağı çeşitli bir şekilde bütün alanlar üzerinde derin sohbetler yapmıştık. Diğer konulara geçtikçe eski konuları unutuyorum. Ne yapmam lazım sence Begüm? Bence demek ki hani onları gerçek hafızana kaydetmiyorsun ve sadece sınav için öğreniyorsun diye düşünüyorum. Ve onları hani adam akıllı bir şekilde bence herkesin elinde bir özet olması lazım. Çünkü bir konuyu unutabilirsiniz. Çok normal. Hafızanıza geri getirmek için notlarınızın olması gerektiğini düşünüyorum. Ya da tekrar edebileceğiniz bir yer olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için sürekli bir test kaynağınızın, bir çözülecek testinizin olması gerekiyor. Notlardan tekrar etmek lazım. Ama bu böyle sözel dersler için söylüyorum notlar işini. FKB dersleri olsun, matematik dersleri olsun. Bunları ise daha böyle soru üzerinden tekrar etmemiz lazım. Mesela ben koçumla pazar günleri genel haftalık tekrar günü yazıyoruz pazara. Ve pazar günlerinde biz işaretlediğim, o hafta içerisinde işaretlediğim sorulara bakıyoruz. Ben genelde matematikte TYT matematik olsun, AYT matematik olsun işaretlediğim sorulara bakıyorum. Ve bu şekilde de aslında konuyu unutmamış oluyorum. Belki sen de böyle bir şey deneyebilirsin. Evde derse tam anlamıyla nasıl odaklanıyorsun? Benim evde odaklanmamla alakalı bir sorun yok aslında. Ne hani ailem tarafından, ne küçük bir kardeşim tarafından, yani küçük bir kardeşim de olmadığı için bu tarz sorunlarla karşı karşıya gelmiyorum. Ama eğer ki siz bu tarz sorunlarla karşı karşıya geliyorsanız kütüphaneye gitmeyi deneyebilirsiniz. Kütüphanede gerçekten çok verimli saatler geçirilebiliyor. Bu çok açıkça belli olan bir şey. Ya da Suzy Vitmin videolarıyla çalışmayı deneyebilirsiniz. Beyaz müzikle, beyaz sesle çalışmayı deneyebilirsiniz. Benim odaklanmamla alakalı bir sorun yok ama hani odaklanmakta sorun yaşayan arkadaşlarım en azından bunları yapıyor. O yüzden belki siz de bunları deneyebilirsiniz. Son sorumuz da sevmediğimiz dersi nasıl eğlenceli hale getirebiliriz? Bence bunun yolu yok. Yani
Yok, hani tabularınızı kırmanız lazım ki tabu kırmak, ön yargıyı kırmak çok zor olan bir şey. Bence bunun bir yolu yok. Yani bir dersi sevmediyseniz o dersi bir daha çoğu zaman, ya büyük ihtimalle sevmeyeceksiniz. Mesela ben coğrafyayı sevmiyordum 10. sınıfta. 11'e geçtim, dedim ki coğrafyayı sevmeye başladım galiba, çalışması falan zevkli. Ama 11 coğrafyası kolay olduğu için ve zevkli olduğu için. Ben şimdi TYT coğrafyaya çalışmaya başlasam ve 10 coğrafyasına tekrar geri dönsem yani zevkli gelmeyecek gene. O yüzden de derse karşı ve döneme karşı olarak ön yargınızı kırabilirsiniz ya da işte sevip sevmeme oranınız değişebilir ama büyük ihtimalle sevmediğiniz derse karşı olan ilginiz ve ön yargınız kırılmaz. Yani çok zor bir ihtimalle. Ben kıramadım hiçbir zaman çünkü. Evet, gelen sorular genelde bu şekildeydi. En önemli zaten soru motivasyonu nasıl koruyorsun kısmındaydı. Ve bu şekilde videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu arada bu soruları da Instagram'dan aldım ve eğer ki beni Instagram üzerinden takip etmiyorsanız hala Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Ve bu şekilde videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ve ayrıca videolarımı ve kanalımı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Umarım ki başka videoda tekrardan görüşebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.